Merhabalar Ebru Akaç, ben nasılsınız? Konuşamadım. Ne bu, o kadar gücüm, pilim bitmiş ki böyle sanki sıcak bütün enerjimi böyle alıyor. İltlerime, kemiklerime kadar böyle eriyorum, eriyorum ve eriyorum. Gerçekten çok ama çok sıcak. Bu sıcak havada bir video çekmek istedim. Okuduğum 3 güzel kitaptan bahsedeceğim. Aynı zamanda da aldığım birkaç kitap var. Aslında bu aldığım kitapları Amazon Prime 11 ile 17 arasında Amazon Prime indirimi vardı. Fakat nedense bu sefer sepetimde beklettiğim kitaplar vardı. Sepetimde beklerken kitaplar Amazon Prime indirim gününe kadar ufak ufak yükseldi, yükseldi, yükseldi. Yani mesela 55 liraydı, 89 lira oldu. Bak, çok net söylüyorum. Ondan sonra bazı işte kitaplarda 4 al 3 öde yapmışlar ama orada da benim istediğim kitaplar yoktu. Yani almak istediğim kitaplar yoktu. Ya da zaten elimde var olan kitaplardı. O yüzden açıkçası indirim çok işime yaramadı. Ama indirimden önce almış olduğum 2-3 kitap vardı. Ve hatta onları aslında indirimden önce aldım ama birkaç gün kalaya kadar da bekledim. Baktım işte bazılarının stokta azalma durumuna göre dedim ki ya bunu beklemeyeyim nasıl olsa dedim. Yani ne olacak ki dedim. Aldım ki zaten de inmemişler. Aksine bu süreçte ben her beklediğimde mesela 70'ti, 75 oldu, 80 oldu, 90 oldu, 99 oldu. Öyle söyleyeyim. Bu Amazon Prime indirimi bu sefer kitaplar konusunda bize hiç yardımcı olmadı diyebilirim ama çılgın bir kedi maması indirimi vardı. İşte 5 al 4 öde vardı yaş mamalarda. Kuru mamalarda da 2 al bir öde vardı. Buradaki biliyorsunuz işte sokak hayvanlarına mama alıyorum. Sitedeki hayvanlara bakıyorum. O yüzden oradan yaş mama ve kuru mama konusunda Amazon'dan gerçekten çok iyi bir şekilde faydalandım. Onu söyleyeyim. Henüz bitmeden bakabilirsiniz. Bazı aldığım kitaplar da indirimde değil ama mağazada çok beğenip almıştım, çok beğenmiştim ve çok ciddi fiyatları vardı. Amazon'da ona rağmen daha uygundu. O yüzden aldım. Şimdi ama bütün bunların yanında okuduğum 3 kitaptan bahsedeceğim. Aslında bununla ilgili çok fazla konuşmayacağım. Çünkü Ayşem'le böyle ortak okuduğumuz kitaplar olduğu için onunla beraber ortak yorumlayalım istiyorum. Bu kitabı çok ama çok beğendim. Çok beğendik. Biliyorsunuz aslında önceki videolarda birazcık kısacık da bahsetmiştim. Bir tane dil bilimci bir adamımız var ve bu adam birdenbire bir uçak seyahatinden sonra işte uçak seyahatinde uyuyakalıyor ve sonrasında bir yere giriyor. Bir yerde iniyor bir ülkede ama neresi olduğunu bilmiyor. Gitmek istediği yer değil. İşte orada eşi bekliyor. Burada da gideceği yerde konferans verecek, sonuçta sunum yapacak. Onunla ilgili bekliyorlar. Fakat bu bir ülkeye iniyor. Apar topar bir otele gidiyor ve hiç kimsenin ne konuştuğunu anlamıyor. Asla ve asla. Ve kitap boyunca işte bazı yerlerde işte lisanını çözmeye çalışıyor. Sonuçta dil bilimci, bildiği dilleri anlatıyor. Ve bu bir karmaşa ve sonuna kadar gerçekten çok merakla ve heyecanla ve çok ilgiyle okudum. Ve ne olduğunda zaten ancak ve ancak son sayfada, hatta yani son 2 sayfada demeyeyim de son sayfada anlıyorsunuz. 300 sayfalık bir kitapsa 299 sayfası son derece merak ve ilgiyle okunan, son sayfasında da hani kafanızdan zibilyon tane şey düşünüyorsunuz. Ne olmuş olabilir? O mu? Bu mu? Nereye bağlayacak? Nereye bağlayacak? Nereye bağlayacak? Sonrasında öyle bir yere bağlıyor ki böyle ha? Ne? diyorsunuz. Çok tatmin ediyor mu? Etmiyor açıkçası. Ama son sayfa içinde yine de hani tatmin etmediği için kitaba kötü bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü gerçekten çok ama çok başarılıydı. Ben mesela Murakami okumayı çok seviyorum ve okuduğum Murakami kitaplarında da genelde işte içeriğe ve olaya çok hakim değil de odaklanarak gidiyorsunuz ve kitabın sonunda diyorsunuz. Evet, bu da kitabın sonunda son sayfasında bir yere bağlıyor ama hiç yani Allah Allah dediğiniz bir yer ama mutlaka ve mutlaka okumanızı bu kitabı şiddetle ve ısrarla tavsiye ediyorum. Sonrasında bir önceki videoda Melike Hanım'ın soyadını söyleyemedim. Sevgili Melike Koçan, sinek kuşu dediğim hiç kuşu kitabını okudum. Kısacık bir kitap. Nasıl böyle kadın meseleleri, insan meseleleri, biraz böyle coğrafya kader meseleleri. O kadar çok böyle insanın duygularına dokunmuş ki, kadınların da duygularına çok dokunmuş. Ve bunu aslında son derece günümüzde kullandığımız bir
heyecandan devam edemedim. Yani son derece günümüze evrilmiş bir şekilde yaralarımıza dokunmuş, çok bildik ama aynı zamanda yine de bizi sarsan öykülerdi. Çok ama çok sevdim Melike Hanım'ın öykülerini, hiç kuşunu bunu da okumanızı tavsiye ediyorum. Sonrasında okuduğum, aslında son anda aldığım, birçok kişide de yıllar öncesinden varmış. Benim elimdeki baskı Adam Yayınları'nın. Fakat sonrasında Timaş basmış. Fakat şu an Timaş'ta da galiba basım yok. Nadir Kitap'ta gördüğüm Bölük Börçük Yaşanlar. Yani kitabı okumaya başladığınız anda, ilk iki sayfasını bile okuduğunuzda o kadar farklı bir şeyi, o kadar özel bir metin okuduğunuzu hissediyorsunuz ki sonuna kadar. Çok duygu yüklü bir hikaye var. Son derece aslında umut dolu da bir hikaye var. Geçişlerle de geçişlerle de ilerliyor. Savaşın kötü durumlarını, neler yaşadıklarını ve aynı zamanda da umut dolu anlarıyla da karşılaştırarak okuyorsunuz. O cümleler, anlamlar o kadar duygulu, o kadar güçlü, hüzünlü ve etkileyici ki bu kitabı da okumanızı şiddetle ve ısrarla tavsiye ediyorum ama sadece Nadir Kitap'ta var. Belki de Timaş Yayınları bunu tekrar basar diyebilirim. Okuduğum kitaplar bunlar. Aynı zamanda bu süreçte tabii bir de doğum günü haftasıydı. İki tane doğum günü geçirdik. 7 Temmuz Demir'in doğum günüydü. Ayşınlar'la beraber Haydar Koyun'a gittik. Çok güzel bir yerdi. Böyle muhteşem bir deniz vardı. 2,5-3 saat uzaklıkta bir yerdi. Çok güzel bir gün geçirdik. Demir'e pasta kestik falan. Ondan sonrasında da Ayşım'ın doğum günü vardı 12'sinde. Orada da Akçabük diyeceğim. Akçay, Akçabük. Ay hep karıştırıyorum. 50 kere sordum Demir'e. Anne niye 50 kere soruyorsun dedi. Oraya gittik. Ayşım'ın doğum gününü de orada kutladık. Sonra da Ören'e gittik. Çok güzeldi. Ayşım da Demir de iyi ki doğmuş. İyi ki varlar. Fazıl da sağ olsun bizi oralara götürdü. Bizimle beraber doğum gününü kutladı. Demir'e pasta kesti. Fazıl'a da buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ondan sonra da şimdi öncesinde şu... Nadir Kitap diyorum. Amazon Prime'den indirme beklerken fiyatları artan ve indirime de girmeyen ama harika 3 kitabım var. Aslında birkaç kitap daha aldım. Ama hiç indirimle alakalı değillerdi. Tamamen aslında okuduğum bir serinin, Ketebe Yayınları'ndan bir seri vardı. Böyle yeşil kapaklı bir kitap okumuştum. Onun serisinin birkaç kitabını gördüm. 20-30 lira falandı. Onlardan aldım. Bir iki kitap daha aldım ama tabii bu Prime Festivali yoğunluğu sebebiyle en kötü ihtimalle haftaya, perşembeye falan gelir diyor. Ama bunların haricinde aldığım kitaplardan bir tanesi Nibelunglar Destanı, Bilge Umar çevirisiyle Kazım Taşkent klasiklerinden. Çok aslında merak ettiğim de bir metindi ve bunu hemen aldım. Beklerken de zaten fiyatı arttı. Bir diğeri ise sevgili Aşım'ın farklı bir kapaklı olanını almıştı Nadir'den. Bunu okumadıysan mutlaka ve mutlaka oku dedi. Yeni basımını Epsilon basmış. Watership Tepesi diye. Ben bu kapağını da çok sevdim. Buradaki tavşanı çok güzel olduğunu söyledi. Bunu hemen aldım. Sonrasında Aşım'la dolaşırken Diyanar'a girdiğimizde hep kitabın aslında bu 4-5 kitaplık bir seriymiş. Fakat ben bu kitaba vuruldum. Romanın kısa öyküsü. Burada şimdi zaten başında önce aziz Allah beraber çok güzel zamanlama yapmışız. İşte romanları önce anlatıyor, işte tarihsel, mizahi, otobiyografik, mektup, roman, işte fantastik, korku, gerilim falan diye ve sonrasında da bunları böyle tek tek inceliyor. Kağıdı da harika, romanlar da çok ama çok güzel. Kitaba aşık oldum. Diyanar'daki fiyatı 320 TL'ydi ve bu aslında sadece roman değil, bununla ilgili işte sanatlı vesaireydi falan filan gibi serinin başka 3-4 kitabı daha varmış. Ayşim onları da aldı. Bunu Amazon'dan 160 TL'ye aldım ki şu an zaten çıkan herhangi bir kitap 200-250 TL'nin altında değil. Bu da zaten 2021 yılında basılmış. Stokta da yani 7-8 tane falan kalmıştı. Hemen kaptım.
Çünkü bir daha basarlarsa mümkün değil bu fiyat olacağını zannetmiyorum ve arşivlik de bir kitap. Aynı zamanda bir de bu kitapta çok gözüm kalıyordu. Bizden Biri diye. Bu da İtek yayınlarından. Bunu da Amazon'dan aldım. Hatta ilk böyle sepete attığımda 55 liraydı. Sonra 60 oldu, 70 oldu, 71 oldu. Amazon Prime'de 77 oldu. Ay çok üzülmüşüm bu, takılmışım Amazon Prime meselesine. Bunu da aldım. Sonrasında sevgili dün de Fuat Sevmay'ın Bodrum Penguen Kitabevi'nde ışık mı gitti? Bodrum Penguen Kitabevi'nde şu suratıma dakındım. Merhaba, yanlış yere bakayım. Şuraya mı bakacağım? Buraya mı bakacağım? Bodrum Penguen Kitabevi'nde imza günü vardı. Aşkım zaten işte ilk böyle aşkıma doğum günü hediyesi gibi oldu. Çünkü aşkım hep der ki işte bir Sezgin Kaymaz, iki Fuat Sevmay, diğeri de Fareyi Öldürmek kitabı. Neden şimdi aklıma gelmedi ki? Biri daha vardı. Bu ikisiyle tanışmak şansına nail oldu. Ona da doğum günü oldu. Hep beraber gittik. Ben de gitmişken kendisinin Aynalı kitabını imzalattım. Ve Penguen Kitabevi'ne gitmişken de orada acaba sadece Bodrum Penguen'de mi bu indirim var, yoksa bütün Penguen Kitabevi'nde mi var bilememekle beraber bakabilirsiniz. Klasikler diye böyle bir yer yapmışlar ve buradaki klasikler bölümündeki bütün kitaplar %50 indirimliydi. Oradan kendime 3 kitap seçtim ki bunlardan bir tanesi zaten yine Amazon sepetimde duruyordu. Yalnız Gezer'in Düşleri bu. Kapakları da çok güzel değil mi? Bir diğeri Duello ve bir diğeri de Yedi Deliller. Zaten bunun arkasında Koltazar'da kimse yazmayı art kadar hak etmemiştir gibi bir yorumu da var. Arlt. Evet, Roberto Arlt. Kapağı da çok güzel. Bunların hepsi %50 indirimdeydi. Yani mesela bu 70 liraysa 35 lira. İşte bu 50 liraysa 25 lira gibi. Bu da işte 90 liraysa 45 lira gibi. Bunları da oradan aldım. Yoğunluktan dolayı biraz video çekememiştim. O yüzden bu böyle... bu arada bir şeyden söyleyecektim. İzlediğim bir şeyden bahsedecektim ama unuttum. Bir tane böyle bir avukatlı bir dizi izlemiştim ben aslında Ankara'dayken. Hatta onu Instagram'dan da paylaşacaktım, unuttum. Güneşin Bir Şeyi diye diziye bakacağım Netflix'te. Bakıp yorumlara sabitleyeceğim. O dizinin birinci sezonunu çok severek izlemiştim. Ben böyle avukatlı dizilere, işte hak, hukuk, adalet nedense çok seviyorum. Sonrasında buraya geldiğimde bir baktım, ikinci sezon yayınlanmış. Dedim, hemen çok sevindim. İlk 5 ya da 6 bölümü şimdi yayınlanmış. Hemen 2 gün içerisinde izledim. Yine çok iyiydi. Benim için, yani benim zevkim söz konusu olduğunda çok iyiydi. Diğer kalan kısmı da Ağustos ayında zannedersem yayınlanacakmış. Güneşli Bir Şey, yani güneşle başlıyor. Onu da buraya sabitleyeceğim. Sonrasında işte her ne kadar 2 gündür kitabı elime aldıktan sonra, yine dün ve bugün 2 gündür, işte bugün biraz pazar mazara falan gittik. Dün de Fuat Sevmay'a gittiğimiz için yoğundu. Hala henüz 2 gündür elime kitap alamamış olsam da bu kitaba başladım. Manhattan Plajı. Bunun da işte yaklaşık 39. sayfasındayım. Bunu da okuyorum. Aslında böyle kalın kitap diye biraz da gözümü de korkutmuştum ama tık 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 gidiyor. Hikayenin başında aslında bir kız çocuğunun üzerinden anlatılıyor. Anne, baba ve iki kardeşler. Bu 11 yaşında bir kız çocuğu. Evde de başka bir kız kardeşi daha var. Fakat bakıma muhtaç, dünyalar güzeli, böyle o kadar güzel bir kız kardeşi var ki, fakat işte hareket edemiyor, konuşamıyor gibi gibi gibi. Baba anneyle olan farklı bir hayat var. Evde kız kardeş üzerine dönen bir hayat. Babayla da dışarı çıkıp iş ilişkilerini yönettikleri, babayla beraber genelde gidiyor. İkiye bölünmüş de bir hayat da var aslında ama tabii bunları daha henüz 39-40 sayfa okudum ama çok hakikaten ilgimi çekti. Ve hızlı akacak diye düşünüyorum. Okuyabilirsem diyorum. Aldığım kitaplar bunlar, okuduğum kitaplar bunlar. Doğum günü haftalarında da geçtik, sinekleri de kovaladık. Temmuz ayı içerisinde doğanlara ve bütün yengeçlere buradan iyi ki doğdunuz diyorum. Sonrasında Fuat Sevim'in oraya gittiğimizde de Ankara'dan birkaç kişiyle karşılaştık. Sevgili Nesli Derle de karşılaştık.
Böyle güzel bir etkinlik oldu. Bu sıcaklarda bu kara sinekleri kovalayarak bu videomuzun bu diyoruz. Sonuna geliyoruz. Kendinize dikkat edin. Sıcaklarda Ayşun'un söylediği gibi her zaman bir kap su, bir kap mama koymayı unutmayın. Çok sıcak çünkü ama. Kendinize iyi bakın. Ve ne diyoruz? Mutlu hafta sonları. Hoşçakalın.